gereken şey, bakın burada file diyor, edit diyor, toolbox diyor, view diyor. Sizin bildiğiniz bir şey belki, tekrarlıyoruz. Sıkılmayın. NewDEMS'a geldiğimiz zaman LDD seçili, yani Lego Digital Designer'daki tüm parçalar seçili. Biz bunun altındaki Lego Maestro'mu seçtiğimizde burada parçaların azaldığını gözlemleyeceğiz. Akabinde şuradan sağ üst taraftan bunu genişleteceğiz sayfayı. Ve daha sonra sol alt tarafta çıkan 3 tane ikondan sağ en sağdakine bastığımızda da böyle bir ekran çıkacak karşımıza. Bu ekrandan da 31.313 Maestro EV3'ü seçtiğinizde parçalarımızın azaldığını göreceksiniz ve kendi setimizdeki parçalara ulaşmış olacaksınız. Artıya bastığınız zaman da bu parçaları açabileceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi tekerleklerimiz, kablolarımız, burada motorumuz, uzaktan kumandamız, renk sensörümüz, bunlardan bahsedeceğim. Bunları açıp tekrar kapattığınızda da parçaları toplamış olacaksınız. Kutu toplama gibi bir şey. Evet arkadaşlar, burada file diyor, biliyorsunuz file dosya demek. Burada new dedi. New'e bastığınız zaman başlangıca gelmiş oluyorsunuz ve boş sayfanıza geri dönmüş oluyorsunuz. Open dediyse, daha önce bir çalışma yaptınız ve bunu kaydettiyseniz size soruyor. O yaptığınız çalışmayı açmak ister misiniz? Evet, temel robot çalışması yapmışım. Bunu buradan seçip bastığımda açabilirim. Bunu zaten ilk başta sayfa açılışında da sormuştu. Oradan da seçebilirsiniz. Import ve export, yaptığınız çalışmanın içe ve dışa aktarılması olarak düşünebilirsiniz. Ki bunu yapacağız. Sanal robotumuza, burada yaptığımız robotu aktaracağız. Sevas dediği de bunu farklı bir şekilde kaydetmenizi soruyor size. Edit kısmı, burada şu anda aktif değil, sebebi bir çalışma yapmadığımızdan dolayı. İşte kesilmesi, kopyalanması, yapıştırılması, silinmesi, tümünün seçilmesi, bir önceki ve bir sonraki kısma gitmesi. Arkadaşlar, toolbox denilen yer burada bizim pratik olarak kullanabileceğimiz bir alan. Bunun aynısını şurada görebiliyoruz. Yani doğal olarak buradan toolbox'a basıp buradan hareket etmeye gerek yok. Şurada birazdan anlatacağım bunları size. Buradan çok daha pratik, çok daha kısa yolmuş gibi çözebiliriz. View'i anlattım zaten biraz, normal şeye dönmek için. Evet, buradan bir başlayalım. Şuradaki tuşları anlatacağım, en çok kullanacağınız yerler. Şimdi buradan ben bir teker aldım ve lastiğimi de, jant aldım. Lastiğimi de getiriyorum. Üzerine koyduğum zaman bakın bir yeşil bir şey çıkıyor etrafında. Yani bu benim doğru yaptığımı gösteriyor ve takılı olarak duruyor. Şayet şunu alsaydım ve bu lastiği alsaydım, bakın üzerine hiçbir şekilde yerleşmeyecekti. Yani doğru bir işlem yapmadığımı göstermiş oluyor. Şuradaki lastiği aldığım zaman ise, buraya getirdiğimde yine yeşilin yandığını görüyorum. Yani doğru bir işlem yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu tek ok işareti üzerinde. Bu arada arkadaşlar, programımız İngilizce. Doğal olarak burada İngilizcemizin de pratik yapa yapa gelişeceğini söyleyebiliriz. Single selection tool. Tool araç demek, single tek demek. Tek tek böyle yaptığımız çalışmada kullanacağımız ikondan bahsediyoruz. Alttaki ise multi diyor. Yani iki tanesini aynı anda seçerek, yani çoklu seçim yaparak devam edebileceğimiz bir parça. Bakın, şu sağ alttaki ikinci, soldan ikinci sıradakini seçtiğimde parçaları tek tek değil, ona basıp da diğerlerine bastığımda hepsini aynı anda seçerek hareket ettirebilirim. Hepsini seçtim. Bakın, seçtiğim parçalarla oynayabiliyorum. Jantı seçmemişim. Jantı seçmediğim için jantla oynayamadık. Evet, burada da Connected Selection Tool diyor. Yani bağlantılı olan parça. Mesela ben burada biraz önce jantı seçemedim. Buradan lastiğe bastığım zaman lastik jantla bağlantılı olduğu için muhtemelen beraber hareket edecek. Evet, aynen gördüğünüz gibi.
Tekrarlamak gerekirse tek tek parçaları seçip ve onunla hareket edeceksem buradaki tek ok işaretini single, eğer çoklu parçayla hareket edeceksem hemen yanındakini seçeceğim. Tek tek parçalara basmak suretiyle beraber hareket edeceğim. Sadece birbiriyle bağlantılı parçaları biraz önce jant ve lastikli olduğu gibi seçeceksem de hemen yanındaki connect selection bağlantılı olan parçaları seçeceğiz. Color selection renkleri aynı olan parçalardan bahsediyor arkadaşlar. Mesela şuna bastım ve şuna bastım. Dikkat edin, diğerlerini de seçti. Neden seçti? Çünkü seçtiğim parça siyahtı. Tüm siyah parçaları seçti. Bakın hareket ettiğimde gidiyor. Sadece gri parça kaldı orada. Gri parçayı seçmedi. Bunun örneğini şuradan da yapabiliriz. Gri parçalardan da koymak suretiyle. Evet, buraya bir gri parça daha koydum. Buraya bir gri parça daha koydum. Aynı renkse hepsini birden seçmiş olacak. Color'a bastığım zaman, evet, Color'a basıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane gri, bu koyu gri olduğu için bunu seçmedi. Gri parçaları seçmiş oldu. Evet, yan tarafta da shape diyor arkadaşlar. Shape de şekil demek. Buna bastığınızda şekli aynı olan parçaları seçecek. Mesela ben siyah lastiğe bastım. Lastikler iki tane olduğu için iki lastiği de seçmiş oldu. Bunun örneğini şuradan da görebiliriz hemen. Şimdi bunların şekilleri aynı. Şekil olan ikona bastım. Buna bastığım zaman diğer parçanın da olduğunu oldu ve aynı anda bunları hareket ettirebiliyorsunuz. Hemen yan tarafta ise color and shape diyor. Yani rengi ve şekli aynı olan. Buna basıyoruz. Rengi ve şekli aynı olanları siz de tahmin edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde lastiklerimizin rengi ve şekli aynı. Bu şekilde parçalarla ileride bunlar size çok lazım olacak. Çok pratik olarak kullanacaksınız bunları. Çünkü bir yerden bir yere parçanın yerini değiştirmek isteyeceksiniz. Bunlar size oldukça lazım olacak. Çünkü robotunuzu yaptığınızda pinler aşağıda kalacak, kirişler aşağıda kalacak. Bunları görme şansınız çok fazla olmayacak. Evet, buradaki invert denilen de burada bulunan tüm parçaları seç arkadaşlar. Evet, bu da size çok lazım olacak bir ikon. Burada bastığınız zaman bütün parçaları aynı anda seçmiş oluyorsunuz. Burası böyle. Bunları yaptıkça elimizin alıştığını ve bu tuşları kullanmaya başladığımızı siz de göreceksiniz. Şu yan tarafta arkadaşlar Clone Tool diyor. Şimdi burayı bir silelim. Buradaki parçaları silmek için evet hemen kullanalım bakın onu. Invert Selection demişti. Hepsini birden seçtim. Çarpıya bastım. Tüm parçaları silmiş oldum. Yanlış bir iş yaptığımı düşünüyorsam, geri almak istersem şurada undo yazan yere basarım ve geri getirmiş olurum. Ama yanlış bir şey yapmadık. İsteyerek ve bilerek yaptık bunu ve hepsini kaldırdık. Şimdi arkadaşlar burada temel robotla ilgili geçen hafta da birazcık başlamıştık. Yapan arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum ben. Temel robotla uğraşanlar vardır. Birazdan konuşacağız. Şimdi burada temel robot yapmak için biliyorsunuz large motorumuzu alıyorduk öncelikle. Ben size burada parçaları tek tek tanıtmadım. Çünkü siz bu parçaların hepsini tanıyorsunuz. Ama şundan bahsedeyim. Bilmediğiniz bir şey olabilir bu. Parçanın üzerine geldiğiniz zaman zaten parçanın ismi yazıyor. Bakın renk sensöründen bahsediyor. Small motordan, orta motordan bahsediyor. Birikten beyinden bahsediyor. Burada kızılötesi sensörden ayrı sensör demiş. Bundan bahsediyor. Yan tarafında da bir sayı var arkadaşlar. Bu sayı, bu setin orijinalinde, bizim okula getirdiğimiz setin orijinalindeki setin içerisindeki large motorun sayısını gösteriyor. Burada kablonun sayısını gösteriyor. Şimdi ben bir tane motor aldım buraya. Burası 1'e düştü. Burası 2 idi. Bir tane daha alacağım. Buraya koyduğum zaman bakın burası 0'a düştü. Yani sen normal setteki sayıyı kullandın diyor. Bir tane daha alırsan diyor bu ekstradan olacak diyor. Evet, eksi 1'e düşmüş oldu. Son parçayı bir kaldıralım. İki taneyle çalışacağız çünkü. Buradaki evet uzaktan dersimizin avantajlarından bir tanesi bu. Veya Lego Digital Designer kullanmanın avantajlarından bir tanesi. Biz sınıfa getirdiğimiz zaman
Siz 3-4 kişi beraber çalışıyordunuz bir sette ve 2 tane large motorla çalışıyordunuz. Oysa ki şu anda hepinizin bir seti var elinizin altında ve bu seti parçalarını da istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. Ve dersin sonunda da bunu toplamak zorunda kalıyordunuz. Burada toplamak gibi bir derdiniz de olmayacak. Bunlar avantajlar arkadaşlar. Yani bu programı dediğim gibi iyi derecede öğrenip kullanırsanız çok zevk alacaksınız. Çok güzel tasarımlar yapacaksınız burada. Ve bu tasarımları daha sonra dışarıya aktarıp kullanabilme şansınız olacak. Hatta bununla ilgili bazı platformlar var. Yani yaptıkları tasarımları paylaşıyorlar ve orada çeşitli ödüllendirmeler falan yapılan yerler var. Bunu kendi aramızda da böyle bir yarışma haline getirebiliriz diye düşünüyorum ben. İlerleyen zamanda siz programı iyice kullanmaya başlayın, pratik edinin. En güzel tasarımı seçmek üzere bir yarışma falan tertip ederiz diye düşünüyorum. Evet, burada en son çarpıyı seçmiştim. Doğal olarak bakın çarpıya bastığım anda seçtiğim robot silinecek. Ben yan taraftaki Clone Tool denileni anlatmak istiyorum. Clone Tool arkadaşlar, şöyle yapayım hemen, tekrar bunu şuradan bir kaldıralım. Evet, Clone Tool. Şimdi yan tarafa gidip large motoru aldım, buraya getirdim. Ama Clone Tool'a bastığım zaman yan tarafa gitmeden direkt buraya çekebileceğim bir şey. Yani klon çoğaltmak demek. Yaptığınız işlemin aynısını çoğaltabilirsiniz. Bu ufak parçalarda bize lazım olacak bir şey. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Şuradan bir tane pim aldım. Pimin yönünü biliyorsunuz yan tarafta ok işaretleri varken klavyenin üzerindeki ok işaretinden değiştirebiliyorum. Sağa doğru değiştirdim. Şuraya koydum. Bunun aynısından şimdi gideceğim. Buradan bir tane daha alacağım. Yönünü değiştireceğim. Buraya koyacağım. Hayır, bunları yapmama gerek yok. Clone Tool bu konuda bana oldukça kolaylık sağlıyor. Basıyorum. Hemen yan tarafa bir tane daha pin koymuş oldum. Clone Tool. Yaptığım çalışmanın kopyasını alıp hemen yapabilmemi sağlıyor. Yönünü bir değiştirelim. Burada aynı işlemi bir daha yapacağız. Clone Tool hala seçili. Gördüğünüz gibi oradan alıyorum ve pimi hemen buraya takıyorum. Yine bir tane daha alıyorum. Getirip pimi buraya takıyorum. Her seferinde gidip buradan pin alıp yönünü değiştirip koymaya gerek kalmamış oluyor. Evet. Burada dediğim gibi temel robot yapıp da çok fazla zamanınızı almayacağım. Ama dersin sonunda size hazırladığım notlardan WhatsApp aracılığıyla göndereceğim arkadaşlar. Siz temel robotu kendiniz yapacaksınız. Bir temel robot yapmanızı isteyeceğim. Hepsinden ziyade bu programda basit de olsa bir tasarım yapmanızı ve bana göndermenizi isteyeceğim. Dersin sonunda. Evet, Clone Tool'dan bahsettik. Hemen yanında Hinge diyor arkadaşlar. Hinge menteşe demek. Birbiriyle bir bağlantıdan bahsediyor. Yaptığınız çalışmanın sonunda birbiriyle bağlantılı olan yerleri kontrol etmek için çok girmeyeceğim. Aynen yanındaki de öyle. Birbiriyle bağlantılı olan kısımlardan bahsediyor. Şu anda kullanacağımız bir alan değil orası. Burada da bir esnekliği ayarlayan bir aracımız var. Bu da kalsın. Şurada eğlenceli olacak height denilen bir kısım var. Buna bastığınızda bakın yan tarafta bir şekil çıktı. Yaptığınız çalışmayı gizliyor. Tekrar bastığınızda tekrar geliyor. Bunun tamamını seçebilirsiniz. Invert Selection'la seçiyorduk. Ve buradan height'a bastığımda çalışmayı gizlemiş oldunuz. Tekrar bastığınızda da çalışmayı getirebilirsiniz. İstediğiniz parçayı da seçip Hayda bastığınızda gizleyip tekrar çıkartabilirsiniz. Burada bir paint tool'umuz var arkadaşlar. Bu sizin için eğlenceli olabilecek bir parça. Şöyle yapalım gene. Invert Selection'ın hepsini seçelim. Hepsini kaldıralım. Ve burada ben yaptığım bir temel robotu açayım. Bunları da görmüş olun. Evet, ekranda çok büyük gözüküyor şu anda. Bunu küçültmek için klavyenin üzerinde artı ve eksi tuşlarına basarak bunu büyütüp küçültebilirsiniz.
Bu çalışmayı aynı zamanda şurada gördüğünüz artı ve eksiye basarak küçültüp büyütebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, klavyenin üzerinde artı ve eksiye basarak yapabileceğiniz gibi buradan da büyütüp küçültebilirsiniz. Yönlerini değiştirmeyi zaten biliyorsunuz. Sağ ve sol, yukarı ve aşağıdaki ok işaretleriyle yönlerini değiştirebilirsiniz. Evet, arkadaşlar sizin zevk alacağınız kısımlardan bir tanesi de bu. Paint dedim. Bakın bu paint'e bastığım zaman herhangi bir şey çıkmadı altta. Çünkü bunun aktif bir şekilde kullanılması için şurada başta bizim Lego'yu seçtiğimiz bir yer vardı. Bu özellik sadece arkadaşlar alttaki LDD Extended yazan kısımda değişiyor. Buraya bastığınızda bakın boyaya basıyorum ve altta şekillerin çıktığını görüyorum. En son bir robot yaptınız veya bir çalışma yaptınız. Bu çalışmada rengini beğenmediniz, çok sade buldunuz ve bunun rengini değiştirmek istiyorsunuz. Bakın siyah seçili olduğu için hemen direkt siyah yapıyor. Şurada rengi olarak istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Kırmızıyı seçtim, bastım, kırmızı oldu. Şuraya bastım, kırmızı oldu. Tekrar bastım, kırmızı oldu. Bakın sadece motorları kırmızı yapmak istedim ama böyle döndürerek yaptım. İşte biraz önceki tuşları aynı anda kullanırsanız, undo yapıyorum, geriye geliyorum. En baş kısma geldim. Şurada neyi seçmiştik biz arkadaşlar? Birbiriyle bağlantılı olan veya çoklu seçim veya color selection, aynı renkleri olanları seçmiştik. Bu rengi seçip arkasından abi Demir Yılmaz derste değilse Demir Yılmaz'ı bir arayabilir miyiz? Cahit Zarifoğlu'ndan. Demir Çok güzel. Yılmaz. Yani. Valla. Tamam hocam, halledelim. Aha. Hocam şöyle, Lütfü hocam duyuyor musunuz? Evet Yani duyuyorum. bak ihtiyacım Abi olan şöyle, çok arayan var. söyleyeceğim. Sınıfa giremiyorlar 25 kişiyi geçtiği için. Muhtemelen o da ondan dolayı arıyor. Sınıfa giremiyoruz diye arıyor. Şöyle yapalım. Bizim bu sınıfı Hemen ikiye bu bölmemiz ders. lazım. Anladım. Hemen bu dersin arkasından bir ders daha yapayım ben, olur mu abi? Zaten Tamam abiciğim. beni arayan velilerden de şöyle bir şey geldi. EBA'nın dersleri varmış galiba şu saat itibariyle. Ben onları çok takip etmiyorum. Evet. O Evet. yüzden saatlerle oynama yapacağız. Ama şu anda zaten bu gelenleri not almışsınızdır diye düşünüyorum. Kaydediyoruz. Onlara ayrı bir grup yapıp oradan bilgilendirmeleri yapacağız. Arayan Hocam arkadaşlarla dediğim gibi. isimler çok belirleyici olmuyor mesela. Ali demiş, Aybars demiş, sadece Buğra demiş. Buradan Evet. biz kimsenin kim olduğunu pek de anlayamıyoruz ama O zaman aklımda giriş derse katılmak yaparken isteyenlere bir evet. talep mi etsek? Şöyle mi yapalım? Derse katılırken bir de soy isim yazsınlar. Ali burada Yani mısın? en azından bir iki derste olsaydı en azından şey yapardık, bilirdik. Yani hangi Ali'nin olduğunu bilmiyorum. Ali Özkan mı bu, Ali başka Ali mi bilemiyorum ben. Anladım. Mesela Berentos'unu biliyoruz. Çünkü ismini ve soyadını yazmış diyorsun. Anladım abi. Şöyle Masalardayım yapalım hocam, diyoruz. bence WhatsApp gruptan derse katılmak isteyenler katılacağız diye bildirsinler. Biz o da isimden açık yazılı ya. Biz Anladım. onları grup grup bölelim. Sizin saatiniz 12-1 atıyorum yani. Sizinki de 1-2 diyelim. Anladım. Adam beraberiz. Yani sen yorulursan ben devam ederim. Sıkıntı olmaz. Tamam. Şey yapalım. Ama bölmemiz lazım. Şu anda çok talep var. En az bir 5-6 kişi şu anda bekliyor sırada. Anladım abi, tamam. Derse devam edelim arkadaşlar. Bozmadan. Sizin en çok seveceğiniz kısımdan bahsediyorduk. Bu kısım boyama kısmı. Pratik olsun diye, evet bakın burada ne demiştik? Color selection. Yani aynı renklerini değiştirmek istediğinizde buna bastığınızda atıyorum bastım lastiği seçtim. Bütün siyah parçaların hepsi seçilmiş oldu. Siyah parçaların tamamını kırmızı yapmak istiyorum. Hemen gelirim buraya. Buradan kırmızıyı seçerim ve bütün o siyah parçaların hepsi kırmızı olmuş oldu. Veya gene buradan seçimi yapmak için shape selection demiştik. Yani şekilleri aynı olan. Yani lastik mesela. Bu lastiği seçtiğim zaman diğer lastik de seçilmiş olacaktı. Evet, aynen öyle. Sadece lastiklerin rengini değiştirmek istediğinde böyle. Veya ben biraz önce yaptığım gibi large motorun rengini değiştirmek istiyorum. Large motorun birine bastığımda diğeri de seçilmiş oldu.
Yani böyle yönünü değiştireyim, tekrar onu seçeyim falan demeye gerek kalmadı. Evet, large motorlarımı ben rengini mavi yapmak istedim. Ve gördüğünüz gibi renkleri mavi oldu. Aynı şekilde şu kısmı da mavi yapmak istedim. Burası da mavi oldu gibi. Burada istediğiniz renklendirmeyi yapabilirsiniz. Yalnız bunu yapmanız için dediğim gibi burada view görünüm kısmından, new dims'ten LDD Extended'ın seçili olması gerekiyor. Bu özellik sadece bu kısımda çalışıyor. Robotunuz yaptıktan sonra bu kısmı seçmeniz yeterli olacaktır. Evet, biraz önce söylediğim gibi şurada pinlerimiz var. Bakın bu pinleri böyle tek tek, içeride de pinleriniz var biliyorsunuz, temel robottan hatırlayın. Bu pinlerin rengini değiştirmek istiyorsunuz. Böyle tek tek seçemeyeceğiniz de aşikar. İşte o anlattığım baştaki kısımlar size çok yardımcı olacak. Nedir o kısım? Shape Selection, şekli aynı olan. Bu pime bastığım zaman inanıyorum bütün pimler, evet gördüğünüz gibi bütün pimlerin hepsi görünür görünmez seçilmiş oldu. Ve bunun rengini de buradan hemen sarıya çevirmiş oldum. Oldukça eğlenceli bir program dediğim gibi arkadaşlar. Bu programı pratik yaparak kullanmaya başladığınızda, kolay geldiğinde çok fazla zevk alacaksınız, emin olun. Ve aile ekonomisine de çok ciddi katkınız olacağını söylemiştim. Evet, şimdi burada burayı da geriye alalım kaydetmeden. Şimdi şuradakilerden de bahsedeyim arkadaşlar. View mod bu robotun arka planda görünümüyle ilgili bir şey. Zaten ben sizden ders sonunda bir tane basit de olsa bir çalışma yapın diyeceğim. Bu çalışmanın akabinde de buradan bir görüntü almanızı isteyeceğim sizden. Şurada TK screenshot diyor. Buna bastığınız zaman buradaki görüntüyü almış olursunuz. Daha sonra da bana gönderirsiniz. Nasıl bir çalışma yapacağınızı size bırakıyorum. Serbest bir çalışma yapabilirsiniz. Bunun arkadaki görüntüsünü değiştirmek isterseniz şu dünya işaretine basmanız yeterli olacaktır. Burada size birkaç tane seçenek sunuyor. Burada görüntüler bu şekilde değiştirilmiş oluyor. Burada ise bir patlama yaptığınız robotu parçalıyor ve daha sonra da tekrar birleştirecek. Evet, aynen burada gördüğünüz gibi. Evet, screenshot aldığınızda da arkadaşlar buraya kaydetmiş olacaksınız. Şuradaki en sağdaki yerde ise Building Guide diyor. Yapmış olduğunuz çalışmanın bir rehberi. Bakın bu temel robotu ben 21 aşamada tamamlamışım. Derslerde biliyorsunuz getiriyorduk size böyle yapacaksınız diye. Öncesinde biz burada çalışıyorduk. Şimdi bu çalışmayı siz yapacaksınız. Evet, burada ne kullanmışım? Pim kullanmışım, mil kullanmışım, orta motor kullanmışım. Mili böyle takmışım, pini böyle takmışım diye kullandığımız parçalar burada çıkacak. Ve arkasından da onun nasıl takıldığını göreceksiniz. Göremediğiniz zaman böyle yönlendirebilirsiniz. Burada yaptığım bazı çalışmaları sizinle paylaşacağım. Sizin de evde bu programda çalışmanızı isteyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde bir çalışma yapmışız. Ve ortaya temel robotu çıkartmışız. Bunu da paylaşabilirim hatta sizle. Siz kendiniz çalışırken size kolaylık olsun diye hatırlayamayanlar için. Evet arkadaşlar. Paylaşımı durduralım. Kameramızı açalım. Benim Lego Digital Designer'la ilgili bugünkü anlatacaklarım bunlar. Bu konuda bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet, Dilşat çok eğlenceliymiş diyor. Kullanmaya başladıktan sonra emin ol çok daha eğlenceli olacak. Lego'nun bütün setleri elinin altında ve inanılmaz şeyler yapacaksın ki ben bazı görseller hazırladım da zamanı kullanabilmek adına şimdi göstermeyeceğim. Çok güzel çalışmalar yapmışlar. Yani birisi bir tır yapmış, birisi bir uçak yapmış, birisi bir okul inşa etmiş ince ayrıntısına kadar. Ve bunları çok basit bir şekilde sizlerin de yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Evet, söz hakkı isteyenler buyursunlar. Açın Demir, mikrofonun açık, direkt konuşabilirsin. Demir dinliyorum. Açamadım. Demir biz seni duyuyoruz, buyur. Hocam. Buyursunlar efendim. Hocam yalnız biz dörtte mi girecektik? Hayır, bu saatte gireceğiz. Saatleri
hocam. Ayarlamaya çalışıyoruz. Tabii ben birçok veliye sordum. Bu saatler uygun diyenler oldu. Birçok kişi de şu anda galiba EBA ile ilgili çakıştığından bahsediyor. Doğal olarak biz esnek davranacağız. İki oturum yapacağız. Bu oturumlarda müsait olanları bu saatte alacağız. Olmayanları bir sonraki saatte alacağız. Ama bugünkü seviyemiz bizim ileri seviyemiz. Yani Demir'in sen katılabileceğin bir seviye bu. Öğretmenim, biz Evet, bunu başka nasıl sorusu yükseltmiştik buyursunlar efendim. şimdi? Biz sizde Buyurun. yükseltmemiştik. Efendim? Lego Digital Designer'ı değil mi?